fiyat sohbetlerimize devam ediyoruz. Dünden beri ve bugün gün boyunca izlediyseniz ya da şimdi yayına girenler farkındaysanız daha çok şairlerimizle ve yazarlarımızla sohbet ediyoruz. Ama şimdi aslında bu kitapların olabilmesi için bayağı bir direnen, uğraşan, kafa patlatan çok değerli bir yayın yönetmeni ya da genel yayın yönetmeni diyeyim. Deniz Hanım yanımda. Çok eskilerden tanıyoruz. Bu vesileyle de yıllar sonra tekrar karşılaşmış olduk. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Sağ olun. Yepyeni bir yayın evi evet. Şu anda açmışsınız. Bravo. Don Quixote çok güzel. Birazcık yayın evinden, HEP yayınlarından bahsedelim. Şu anda önümüzde çok güzel sanat kitapları var. Van Gogh, Warhol. 17 tane var galiba. 17 kitap bunlar, evet aynen öyle. İlk ikisi çıktı şu anda. Romanlar var. Aynen, evet. Bir öykü kitabı var, iki roman var ve çocuk kitaplarımız var. Kısaca söz edeyim mi? Lütfen. Ne yapayım, nasıl yapayım? Biraz HEP nasıl oluştu? Ondan neden söz ederim, evet. Neden buna? Neden? Neden kitap? Neden kitap? HEP kitap öncelikle aslında Teas yayınlarının bir eğitim yayıncısının alt markası. Ama onlar tamamen eğitim yayınları yapıyorlar. Biz de tamamen bir kültür yayınları işine soyunduk. Ve HEP kitap olması, bütün bu süreç Mayıs'tan itibaren Kasım'a kadar gayet zorlu bir koşu şeklinde oldu. Yani adı bile yoktu ortada. HEP kitap olsun istedik çünkü... HEP kitap olsun. Aynen öyle. Bir hikayesi olsun. Aslında hayatımızda HEP kitabın olması gerektiğini, o zaman birçok şeyin belki de değişebileceğini, daha sağlıklı ilişkiler kurabileceğimizi, birbirimize daha sağlıklı bakabileceğimizi, daha uyumlu bir dünya kurabileceğimizi düşünüyoruz. Yani sonuçta kitaplar birbirimizi anlamamız için birer vesile, eğer doğru okumayı başarabilirsek. O yüzden HEP kitap adı biraz hikayesi olan bir isim oldu ve biz bu isimden çok memnunuz. Sonra ne yapacağız, neler yapacağız derken kendi sevdiğimiz işleri yapmayı hedefledik öncelikle. Kendi okumak istediğiniz aynen, kitapları. Evet, aynen öyle oldu. Ve çok acele de koştuğumuz için hemen ilk seçimler böyle seçimlerden oluştu. Bir kere sanat kitapları Türkiye'de çok da hani tercih edilen bir alan değil aslında. Yapan çok saygın yayın evleri var. Biraz şeyi istedik burada hani ilgi duyan kolaylıkla okuyabilecek ve biraz özgünlüğü olsun. Bu kitapların en önemli özellikleri sadece ressamları bize sanat eserleriyle ve hayatlarıyla anlatmaları değil, aynı zamanda da kendilerinin de birer sanat eseri, kitapların öyle da başlı başına... Kokusu bile harika. Aynen, kağıdından dokusuna kadar. Çünkü mesela Van Gogh 2014 yılında en iyi grafik kitap ödülünü almış bir kitap. Çünkü içinde bu kitaplara özgü illüstrasyonlar var. Yani sadece biraz eserleri böyle konuşurken, yok. Evet, şöyle yapabiliriz. Kameradaki arkadaşımız belki çekebilirse... Yani, bu bir otoportresi. Evet, otoportresi. Mesela bu özgün olarak yapılmış eserlerden çok biri. Ve bu böyle sayfalarda dengesi tamamen çok %50-%50. Yani hem sanatçının eserleri var, hem de bir başka illüstratörün, bir başka müthiş sanatçının eserleri var ve bütün olarak düşünülmüş. Biz yurt dışındakiyle Lawrence Kingwood'un yayın evi birebir aynı baskıyı yaptık. Türkçesi de aynı yurt dışında basıldığı şekliyle. Bayıldım, gerçekten bayıldım. Evet, ellerinize çok güzel sağlık. Kitaplar, çok teşekkürler. Biz yani de çok heyecanlıyız. Sonra standınıza gelip almak istiyorum. Evet, lütfen bekliyorum. Biraz diğer edebiyata geçecek olursak da ben bu romandan da özellikle biraz söz etmek istiyorum. Çünkü Şida Bazyar çok genç bir Alman yazar ama İran asıllı. Ve hikayemiz de 1979'da İran-İslam devriminin olduğu sırada başlıyor ve 2009'a kadar uzanıyor. İran'da başlayıp Almanya'da biten bir roman. Çünkü kahramanlarımız Almanya'ya göç etmek zorunda kalıyorlar. Günümüzün çok önemli sorunlarından biri malum. Göç, kimlik sorunları ve uyum problemleri. 21. yüzyılında en büyük sorun olarak devam edecek. Ve görünen o ki ne yazık ki çok burnumuzun dibinde de yaşananları göz önüne alırsak öyle devam edecek. Ve Avrupa'nın üstünde bir hortlak olarak da duruyor şu anda. Evet, bu Avrupa'da da geçtiği için Avrupa'nın bu olaya nasıl baktığı, insanların ne Avrupalı ne İranlı olamamalarının, o arada kalmışlığın hikayesi aynı zamanda da duygusal bir roman. Yani çünkü çok aile hikayesi tabii bu genç kadın yazarımızın ve Ullahan, Almanya'nın önemli ödüllerinden birini Ullahan'ı aldı. Bu romana herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Ve tabii çok sevgili Jale Sancak, yılların öykücüsü ve çok yetkin, etkin kalemlerden biri olan Jale, sağ olsun başladığımız bu yolda bizimle birlikte olmayı tercih etti. Ve yeni öykülerini belki yarın adı altında kitaplaştırdık. Çok
güzel oldu bence, çok keyifli oldu. Her şeyi bitirmeyi düşünüyorum da. Aynı. Evet, kurgu dışında önemli bir isim olan, kurgu dışında ödülleri olan bir yazarın ilk kurgu kitabı. Bir psikolojik gerilim. Bu da bambaşka başlayıp çok beklenmedik bir sonla biten bir gerilim romanı. Bir de izin verirsen aslında bütün bu yapının kuruluşundaki Yetkin Başarı'nın, görsel yönetmenimizin öneminden söz etmek istiyorum. Çünkü görebileceğiniz gibi burada üç kitap birbirinden çok başka alanlarda olan üç kitap. Ama biz birbirleriyle bir ilintileri olmasını tasarladı Yetkin. Çünkü biz yeni bir yayın eviyiz. Bir kitaba baktığınızda onun hep kitap olduğunu anlayabilmeniz için logosundan kitap kapaklarına kadar böyle bir tasarım düzenledi ve burada hani bu öykünün şiirselliğini de hissederken, burada gerilimi de hissederken ama aynı zamanda da aynı konsept etrafında dönmeyi başaran kapaklar bunlar diye çok düşünüyorum. Burada bir şey söylemek istiyorum Deniz, çünkü İngilizce'de çok klişeleşmiş bir laf vardır. Don't judge a book by its cover. Yani evet, kitabı evet, kapağına göre aslında yargılama. Ve fakat ben bir bibliofil olan ve gerçekten kitap tutkunu olan ben, hakikaten de kitabın şekline, şemaline, demin dediğim gibi kokusuna, kapağına, şurasına bile çok bakan bir insanım. Hepimiz bakıyoruz. Ama yani içi ne kadar güzel olursa olsun, Türkiye'de genel olarak kapaklar berbat oluyor. Kağıtlar kötü oluyor. Arka yazıları özensiz oluyor. Karalık etmek istemiyorum ama şimdiye kadar çıkarttığım bütün kitaplarda yayın evine kendim gittim. Kendim tasarımcılarla ya da grafikerlerle evet, çalıştım. Çünkü kendin yapmayınca istediğin gibi de olmuyor. Yavaş şap bir şekilde çıkıyor. O açıdan gerçekten tebrik ediyorum ve bir yayıncı olarak buna ehemmiyet vermenin de ne kadar gerçekten, çünkü ben mesela İngiltere, Fransa, Gallimard mesela gidiyorum. Ne kadar salidini, bembeyaz evet, bir kitap. Evet, ama bir çizgisi var ama işte. Ama bir çizgisi var ve sen o kitabı gördüğün anda, nasıl bir Matisse'i gördüğün anda, aa bu Matisse diyorsun. Yayın evini gördüğün anda da aa bu Gallimard diyorsun, öyle evet, değil mi? Aynen öyle. Ben bunun önemine çok inanıyorum. Gerçekten kapak çok önemli. Yani aslında bence şey... Bütün olarak bakmak aynen, lazım. Aynen, olaya bütünlüklü bakmak önemli. Yani kapağından logosuna, pazarlamasından yazarına gösterdiğin ihtimama kadar her şeyin bir bütün olması lazım. Ama bu neden olmuyor Türkiye'de ya da neden az oluyor? Çünkü sektör daha tam sektörleşemediği için oluyor. Pek çok konuda olduğu gibi değil aynen mi? Aynen öyle. Yayıncılık sonuçta kar marjı çok yüksek bir iş alanı değil. Bu gerçeği kabul edelim. Yani her ne kadar son yıllarda büyük bir gelişme yakalasa da yayıncılık sektörü, sonuç olarak daha o noktaya gelemedi. Yani evet, çok yeni yayın evi oluyor, çok kitap üretiliyor falan ama kar marjları düşük olduğu için ancak çok satanlara yönelen bir yayıncılık anlayışı oluyor ister istemez. Yani bunu mağazalar da öyle yapıyor. Ne gidiyorsa onu önde sergiliyor. Kimseyi bunun için suçlayamayız. Çünkü herkes buradan ekmek parası kazanıyor. Ama biraz cesur olmak, biraz bütünlüklü düşünmek hoş bir başlangıç için özellikle bence çok gerekli bir şeymiş gibi geldi bize. Ve böyle tasarladık, böyle yürüyeceğiz inşallah. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Bir de ben hep böyle hazır bir yayın yönetmeni yakalamışken, köşeye sıkıştırmışken... Neden şiir basmıyorsunuz ya da şiir basacak mısınız diyeceksin değil mi? Aynen onu diyeceğim. Gerçekten bunu yıllardır çekiyorum. En son işte sağ olsun Everest'e gittim ve yine Enis Batur'umu buldum ve bastılar. Ama hakikaten bu üvey evlat muamelesini anlamıyorum. Çünkü kime sorsan şair. Kimle konuşursan, dün yine bir şair arkadaşımızın panelinde yer alıyordum. Salon tıka basa dolu. İnsanlar şairlerin, mesela şimdi birazdan Küçük İskender belki aramızda olacak. Ya şairler çok seviliyor, okumalarını gidiliyor falan ama yayın evleri kısmına gelince yok, satmadığı için mi olmuyor anlamıyorum. Yani ama genel olarak evet, bir şairlere ilgi var ama bu kaç şaire ilgi var? Bir kere buna bakmak lazım. Kolay bir alan değil şiir. Ama ben öldüğünü düşünmüyorum şiirin. Yeniden yükseleceğini de düşünüyorum aslında. Bu düşüncem de şuradan kaynaklanıyor. Farkındaysak sosyal medya denilen şey bizi aforizmalara sürükledi. Twitter'da 140 değil mi? Evet, aforizmalar dönüyor etrafta. Yani kitaplardan alıntılar dönüyor. Sahibine, gerçekte sahibine ait olmayan başka isimlerle dönüyor şiirler falan. Hani bunlar dönüyor ama dönüyor. Kimse gidip de para verip
almıyor. Hani belli başlı isimlerinkini elbette alıyorlar. O yüzden bir de şu var, dediğin gibi herkes şair. Yayınlamaya soyunduğun anda üzerine dosyalar da geliyor. Yani seçmenin de çok zor olduğu, gerçekten hani attığın taşın bir değip değmeyeceğini kestiremeyeceğin zor bir alan şiir. Ama vazgeçilesi bir alanda değil tabii. Hani siz yapacak mısınız diye soracak olursan, ilk etapta hayır ne yazık ki. Çünkü dediğim gibi önce başlarken biraz daha fiction'la, kurguyla başlamak, biraz kendine yer edinmek, sonra da başka cesaretle, belki kendimize cesaret bulursak, o alanlarda da yerimizi alırız ama başlangıç için zor. Yani ya çok uzmanlaşacaksın, o işi yapacaksın ve onu mümkün olduğunca çok insana ulaştırmaya çalışacaksın. Her şeyi de yapamaz diye yine güzel. Tabii yani. Yapmaya da kalkmamalı diye düşünüyorum ben. Bir de şöyle bir şey aklıma geliyor. Şimdi malum şu anda Cumhuriyet Kitabı'nın yayın yönetmeni de 9 gün oldu yazarlarıyla birlikte, evet. Turan Bey İkler de. Onu da bu vesileyle yad etmiş ve anmış olalım. Ama onun işte Cumhuriyet Kitap'ta bir yazısından şunu öğrendim ki ben bilmiyordum. Sen eminim benden çok daha iyi biliyorsun ama Türkiye'de roman patlamış vaziyette. Evet. İnanılmaz bir çok verim var. Varmış. Ve bu bir taraftan çok güzel bir şey. Çünkü artık hani Paris Review'da bir makale okudum. O da şey diyordu. Artık iyi kötü ayırmak çok zor. Çünkü masamızın üstüne böyle böyle dosyalar geliyor. Ve nasıl seçiyorsunuz diye soruyorlar. İşte araya bir menajer giriyor. Araya yazar işte şey giriyor. Evet. Ajanı giriyor falan. Öyle okuduğu zaman işler kolaylaşıyor. Kolaylaşıyor. Çünkü. Size nasıl mesela genç bir yazar... çok güzel bir kitap yazdı. Herkes de kendi eserini bir daha yani olarak görür ya. Evet. Nasıl kitabını bastırmaya da hani insanlara ulaştırma gibi bir yöntemle gelebilir? Yani şöyle, bunun çok klasik bir yöntemi var. Web sitelerinde nasıl başvurulacağına dair bir alan var. Bizim de yeni bir yayın evi olmamıza rağmen hemen web sitesine yani dosya başvurularının nasıl yapılacağını oradan duyuruyoruz. Yeni yazarlara açığız. Ama tabii yeni yazar derken gerçekten yazma tutkusu, yani sadece yazmak, sadece kendi hikayeni anlatmak değil. Yazmak bir ömür sürecek bir şey. Yani oraya bir ömür vakfediyor gerçekten yazar olan insanlar. Hani bunu göz önünde bulundurarak yazmak da lazım. Yani ben yazdım oldu, nasıl kabul etmezsiniz de olmuyor bu iş. Ne yazık ki her şeyde yayınlanamıyor. Genç yazarların farklı sesi olanlar, özgür sesi olanlar ve bu alanda gerçekten sürdüreceğine inandığınız, bunun belirtilerini göstermiş insanlara bence yayın evlerinin kapısı açıktır, açıkta olmalı. Ama bu kadar çok yazıldığı bir ortamda da seçmek çok da kolay değil. O yolla gelenlerden seçilenler, evet, yani ben daha önce daha büyük bir yayın evinde de çalıştığım için daha zordur, doğru. Daha bir onun tanıdığı, bunun bilmem nesi daha, ama biz orada da, burada da dosyaları değerlendiriyoruz. Yani ben her zaman buna önem veriyorum. Çünkü sonuç menfi olarak... Menfi de olsa cevap veriyorsunuz. Tabii, öyle olmalı. Yani arada tabii atlananlar, yani bir aksilik olur, bir şey olur. Çünkü bir grup, ekip bu, hani ekip gibi. Ama genel olarak anlayışın bu olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle, olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermek lazım tabii ki. Yolunuz açık olsun. Çok ben de bugün olmasa bir sonraki bekliyoruz. Yani hafta sonunda buradayım. Özellikle bu sanat kitaplarını çok merak ediyorum. Tamam, bekliyoruz. Torbasıyla. Tamam. Seve seve. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Ben teşekkür ederim. TÜYAP'ta sohbetlere devam edeceğiz. Deniz Başarır sayesinde hep yayın evini öğrenmiş olduk. Siz de TÜYAP'taysanız lütfen uğrayın ve bu güzel kitapları alın. Görüşmek üzere.